İyi haftalar, iyi akşamlar sayın seyirciler. Ulusal Kanal Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. 14 Haziran Pazartesi bugün. Gündemde çok sıcak bir haber, sıcak haberler var ve yoğun bir gündem var. Özellikle gözler bugüne çevrilmişti. Ne için çevrilmişti? Elbette NATO zirvesi için çevrilmişti. İşte beklenen zirve bugün yapıldı. Sabahtan itibaren liderler görüşmeler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'deki NATO liderler zirvesinde Avrupa ülkelerinin liderleriyle görüşmeler yaptı. Joe Biden'la da ayaküstü kısa bir görüşmesi oldu. Ancak asıl beklediğimiz görüşme saat 19 itibariyle başlaması beklenen görüşme. Bu görüşmeye ilişkin ayrıntılar bültenimizde olacak. Beyaz Saray'dan NATO'nun geleceğiyle ilgili bir açıklama yapıldı. Rusya ve Çin'e karşı yeni stratejiler belirleneceği açıklandı. G7 zirvesinden çıkan sonuç da hayli dikkat çekici sayın seyirciler. Amerika'nın beklediği gibi olmadı. Rusya ve Çin karşıtlığı oluşmadı. Sonuç bildirgesine dair önemli başlıkları da bültenimizde yer vereceğiz. Afrin'de PKK-YPG'nin hastaneye düzenlediği saldırıya Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nden kınama geldi gelmesine. Ancak PKK'nın adı geçmedi, adı kullanılmadı. Suriye yeni bir operasyon hazırlığında. Nereye? İdlib'e. PKK ve HDP'lilerin yargılandığı 6-7-8 Ekim terör olayları davasının 4. duruşması yapıldı. Bugün bu da önemliydi. Ve Vatan Partisi lideri Musavat Dervişoğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Susurluk Komisyonu tutanaklarında başka isimler için de ölüm emri verdiği ortaya çıktı. Biliyorsunuz daha önce de Doğu Perinçek'le ilgili olan olay, haber çok çok önemliydi. Bugüne yansıyan önemli ayrıntılarda da bunlar var. Aydınlık Gazetesi 100. yaşını çok özel bir etkinlikle kutladı. Dün akşam Tarihi Ses Tiyatrosu'nda özel bir program hazırlandı ve Aydınlığın geçmişten günümüze yaşananlar anlatıldı, anıları anlatıldı. Yine dün akşama da uzanacağız, bu atmosferi de sizlerle paylaşacağız. Dilerseniz vakit kaybetmeyelim, başlayalım. Evet, elbette gündemimiz Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi. Zirve başladı. NATO üyesi ülkelerin liderleri çok sıkı güvenlik önlemleri ve COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirler altında NATO karargahında bir araya geldi. Ana oturum öncesinde Erdoğan ve Amerikan Başkanı Joe Biden ilk kez yüz yüze sohbet etme fırsatı buldu. Zirvede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Avrupa liderleriyle de bir bir görüştü. NATO zirvesi başladı. NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı zirve Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında yapıldı. Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği toplantıda 30 müttefik ülkenin liderleri yer aldı. Erdoğan ve diğer liderler NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı. Erdoğan toplantı başlamadan hemen önce Amerikan Başkanı Joe Biden'la sohbet etti. İki lider ilk kez yüz yüze geldi. Görüşme ayaküstü oldu, kısa sürdü. Ardından ana oturuma geçildi. Genel Sekreter Jens Stoltenberg açılışı yaptı. Zirvenin gündeminde ittifakın gelecek 10 yıllık yol haritasının belirlenmesi vardı. NATO'nun stratejik konseptinin güncellenmesi masadaydı. NATO liderleri Çin'in yükselişi, son yıllarda gerileyen Rusya ile ilişkilerin durumunu konuştu. Ukrayna, siber tehditler, terörle mücadele, yıkıcı teknolojiler, iklim değişikliğinin güvenliğe etkileri ve Afganistan'daki NATO misyonunun sonlandırılma kararı sonrası durum gibi konular da gündemdeydi. Zirve öncesinde devlet ve hükümet başkanları ikili görüşmeler yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO karargahında dünya liderleriyle bir araya geldi. Erdoğan ilk görüşmesini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yaptı. İki liderin basına kapalı gerçekleşen görüşmesi 52 dakika sürdü. Macron kısa toplantı sonrası konuştu. "Açıklık, saygı ve talep için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüm," dedi. Erdoğan, Macron'la görüşmesinin ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la bir araya geldi. Bu toplantı 25 dakikada tamamlandı. Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le de bir araya geldi. İki liderin görüşmesi diğerleri gibi basına kapalı yapıldı. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.
Evet, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Amerikan Başkanı Joe Biden NATO zirvesinde bir araya gelmeye başladı. Ancak henüz resmi bir açıklama yok tabii ki. Görüşmenin gündemi günler öncesinden zaten belliydi. Türkiye'nin görüşme çantasında Amerika'nın PKK-YPG desteği, S-400 krizi ve Biden'ın 1915 olayları için soykırım demesi gibi kritik başlıklar bulunuyor. İki ülkenin görüşme gündemini şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Kritik toplantı öncesi ilk temas böyle oldu, kısa sürdü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Amerikan Başkanı Joe Biden göreve geldikten sonra ilk kez yüz yüze sohbet etti. Washington'ın beklentisi Türkiye'nin Rusya ve Çin'e karşı tavır alması. Ancak NATO zirvesi verilen mesaj Ankara'nın tavrını ortaya koyuyor. Ülkelerin kendi yerel paralarıyla ticaretleri, merkez bankaları arasında yapılan ve swap adı verilen para takası anlaşmalarıyla malum gerçekleşiyor. Şimdi bu rakamı 3,6 milyar dolarlık yeni bir swap anlaşmasıyla toplamda 6 milyar dolara çıkarmış olduk. Erdoğan, Çin'le ticaretin önemine dikkat çekerek Belçika'nın başkenti Brüksel'e uçtu. NATO zirvesine katıldı. Görüşmeyle ilgili resmi açıklama gelmedi ancak gündem günler öncesinden belliydi. İki ülke görüşme öncesi yaptığı açıklamalarda ilişkileri geren kritik başlıkları duyurdu. Türkiye'nin kırmızı çizgisi günler öncesinden açıklanmaya başlandı. Amerika'nın PKK-YPG'ye desteği üzerinden hem Amerika'ya hem de NATO'ya tepkiler peş peşe geldi. Amerika'ya Libya yanıtı da hemen zirve öncesi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Libya'ya çıkarma yapıldı. Kararlılıkla birlikte Türkiye Libya'da dış güç değil mesajı verildi. S-400 kriziyle ilgili net ve kararlı açıklamalar yaptı Türkiye. S-400'ü kullanmama taahhüdünde Türkiye'nin yanıtı o defter kapandı oldu. Amerika'nın F-35 tavrı da tepki gösterildi. Amerika sadece terör örgütü PKK-PYD'ye değil, FETÖ'yü de Türkiye'ye karşı kullanıyor. Bu başlıkta Amerika'nın adım atması istenen konular arasındaydı. İstenilen açıklamayı yapmayan Amerika'ya zirve öncesi FETÖ tepkileri de geldi. Ve Amerika'nın 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıması. Bu hamle Ankara-Washington hattında ipleri gerdi. Geçen hafta grup toplantısında Erdoğan'a çağrı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Biden'a Türkiye'nin tavrını göstermesini istedi. Türkiye, işte bunu hazmedemiyorlar. Bu görüşme sadece Türkiye basınında değil, Amerika'nın da gündemindeydi. Bloomberg'deki başyazıda Türkiye'nin uzun zaman önce Batı'yı terk ettiği vurgulandı. Yazıda Erdoğan'ın Türkiye'yi Batı'nın çıkarlarına açıkça düşman olan Çin, Rusya ve İran güçler ekseniyle hizaladığı ifade edildi. Başlık olaraksa Biden Türkiye ile Gordiyon düğümünü kesmeli mesajı kullanıldı. Gordiyon düğümü genellikle çözümü zor bir sorunun kaba kuvvetle halledilmesi anlamında metafor olarak kullanılıyor. Büyük İskender'in kılıçla kestiği rivayet edilen Gordiyon düğümü hakkında efsane de yer alıyor. Buna göre Gordiyon düğümü Asya'nın hakimiyetini temsil ediyor. Düğümü kesmek de efsane Asya'nın hakimi olmayı simgeliyor. Öte yandan Reuters da Erdoğan-Biden görüşmesinden çıkmazda olan ilişkiler için önemli bir ilerleme kaydedilmesinin beklenilmediği yazdı. Bu arada ilişkilerin gergin olduğu bir diğer ülkede bildiğiniz gibi Yunanistan, Ankara-Atina hattında çözülmeyi bekleyen birçok konu bulunuyor. İşte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'le de bu akşam bir araya geldi. Erdoğan'la Mitsotakis'in NATO zirvesi kapsamında NATO karargahındaki görüşmesi diğer liderlerde olduğu gibi yine basına kapalı olarak yapıldı. Sayın seyirciler, bunu da belirtelim. Bildiğiniz gibi şu dakikalarda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi başladı. Görüşmeye ilişkin gelen her bir bilgiyi de sizlere aktaracağız. Beyaz Saray'ın açıklamalarına geçelim. NATO stratejik konseptini Rusya ve Çin'e göre revize edecek. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Rusya'nın eylemleri ve Çin'in meydan okumalarına karşı yeni stratejik konsept belirleneceği kaydedildi. Yeni belge 2022'deki NATO zirvesinde kabul edilmek üzere hazırlanacak. Beyaz Saray'dan NATO'nun geleceğiyle ilgili yapılan açıklamada Rusya ve Çin'e göre yeni stratejiler belirleneceği açıklandı. Bu yeni stratejik konseptin merkezinde Rusya ve yükselen Çin'e göre alınacak tedbirler yer alıyor.
Açıklamada müttefikler bu yeni stratejik konsepti gözden geçirmeyi kabul edecek denildi. Müttefikler, ittifakın Rusya'nın saldırgan politikasını ve eylemlerini, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kolektif güvenliğimize yönelik meydan okumalarını içeren, değişen stratejik ortama yaklaşımını belirleyecek temel olan NATO'nun stratejik konseptini gözden geçirmeyi kabul edecek. Brüksel'de başlayan NATO zirvesinde planlanacak bu yeni strateji, 2022 yılında yapılacak zirvede kabul edilmek üzere hazırlanacak. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın hiç kimse için tehdit oluşturmadığını daha önce belirtmişti. Peskov, ancak çıkarları için tehlike arz edebilecek eylemleri karşılıksız bırakmayız ifadelerini kullanmıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı ise bu yeni strateji planlarını, modern dünyada daha fazla gelişmesi için imkan olmayan soğuk savaş düşüncesinin bir tezahürü olarak gördüğünü açıklamıştı. Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg zirve öncesi basın mensuplarına konuştu. Beyaz Saray'ın söylemlerine benzer konuşan NATO Genel Sekreteri, NATO müttefiklerinin Rusya ile ilişkilerinin en düşük seviyede olduğunu belirtti. Çin'le ilgili de, "Çin bizim değerlerimizi paylaşmıyor, ülkede zulme uğrayan azınlıklar var" diyerek Amerika'nın Uygur politikalarını tekrarladı. G7 ülkeleri Çin ve Rusya karşıtlığında bölündü. İngiltere'de yapılan G7 Liderler Zirvesi sonuç bildirisinde Amerika'nın hedeflediği Çin ve Rusya karşıtlığı birlik üyelerince kabul görmedi. Öte yandan Çin, G7 ülkelerinin ekonomi ve insan hakları konularındaki suçlamalarını siyasi manipülasyon olarak niteleyerek kınadı. Açıklamada küresel kararları küçük bir grubun dikte ettiği günler geride kaldı denildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin geri dönme planı tutmadı. G7 ülkeleri Çin ve Rusya karşıtlığında bölündü. Aralarında Amerika, İngiltere ve Almanya'nın da bulunduğu gelişmiş 7 ülkenin liderleri hafta sonu İngiltere'nin Cornwall kentindeki zirvede buluştu. Zirvenin sonuç bildirisinde Çin'in kuşak ve yol girişimine alternatif, iklim kriziyle mücadele ve ekonomiyi teşvik programlarının devam ettirilmesi gibi söylemler yer aldı. Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Çin'in kuşak ve yol projesine alternatif üretiyoruz açıklaması, Batı medyasına G7'nin devasa altyapı projesi başlıklarıyla servis edilmişti. Ancak zirvenin sonuç bildirisinde bu projenin finansmanı belirsiz kaldı. Almanya Başbakanı Merkel de henüz bir finansman ortaya konulmadı sözleriyle projenin finansman ayağı hazırlanmadan birliğe sunulduğunu itiraf etmiş oldu. Bildiride Çin'e yönelik ekonomi ve insan hakları konularında suçlamalar yinelenmesine karşın iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybının önlenmesi gibi çeşitli alanlarda işbirliği vurgusu da dikkat çekti. Rusya ile ilgili olaraksa insan hakları ihlallerinin yanı sıra Ukrayna ve Kırım konularında sert vurgular yapılsa da karşılıklı çıkar alanlarının olduğu yerlerde çalışmaya devam edeceğiz ifadeleriyle Çin'e olduğu gibi işbirliği mesajı verildi. Amerikan medyasında özellikle Çin konusunda Biden yönetiminin agresif tutumunun G7 içerisinde fazla kabul görmediği yorumları yapıldı. Amerika'nın Sesinde yayınlanan bir haberde İtalya, Almanya ve Avrupa Birliği Çin'e karşı sert bir tavır almak konusunda isteksiz görünüyor ve ilişkinin işbirlikçi doğasına odaklanmayı tercih ediyor ifadelerine yer verildi. Öte yandan G7 ülkelerinin ekonomi ve insan hakları konularında yönelttiği suçlamalara Çin'den yanıt geldi. Çin Londra Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada küresel kararların küçük bir grup tarafından dikte edildiği günler çoktan geride kaldı denildi. Elçilik G7 ülkelerinin Hong Kong ve Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik açıklamalarını da siyasi manipülasyon olarak niteleyerek kınadı. Evet, Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi yapıldı. Gün boyunca hayli hareketli saatler, dakikalar yaşandı. Liderler birbirleriyle görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa ülkeleri liderleriyle bir araya geldi. Sonrasında da beklenen görüşme başladı. Amerikan Başkanı Joe Biden'la Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya geldi. Aslında 18'de yapılması planlanıyordu ancak ertelendi. 19 olarak açıklandı ve saat 19 itibariyle de bu kritik görüşme başladı. Yaklaşık 1,5 saat görüşmeleri bekleniyor iki liderin. Peki iki lider görüşmede neler konuşacak? Hangi konular masaya gelecek? Bu konular, özellikle sorunlu olan konular çözülebilecek mi? Hemen bu konuları konuğumuzla değerlendirmek üzere kendisine iyi akşamlar diliyorum. Aydınlık Gazetesi yazarı İsmet Özçelik bizlerle birlikte. Sayın Özçelik, iyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Evet, teşekkürler.
Zirve başladı, yapıldı. Erdoğan Avrupa ülkesi liderleriyle görüştü. Sonrasında Biden'la ayaküstü kısa bir görüşmesi oldu. Aile fotoğrafı çekildi ve ardından da görüşme başladı. Tüm gün boyunca yaşananlara baktığınızda nasıl bir izlenim edindiniz? Önce bu soruyu sorarak başlayalım. Valla klasik bir seremoni, yani o kadar ciddiye alacak bir durum değil bence şu ana kadarki manzara. Bir de Amerika'nın bu toplantıda birçok beklentisi vardı. Gerek Alman basınından gerekse dünyadaki diğer yayın organlarından edindiğimiz bilgiye göre bu konuda da öyle çok başarılı geçmiş gözükmüyor. Yani neydi bu toplantının ana gündemi? Avrupa ülkelerini Çin'e karşı konumlandırmaktı. Buna göre bir toplantı ayarlanmıştı. Amerika özellikle Avrupa'yı yanına çekip, hatta fırsat bulsa Rusya'yı da yanına çekip Çin'e karşı bir cephe oluşturmayı planlamıştı. Ancak burada çok başarılı olduğu söylenemez. Nitekim örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan daha Türkiye'den ayrılırken yaptığı açıklama belki de Amerikalılara soğuk duş etkisi yaptı. Neden diyeceksiniz? Erdoğan Çin'le ilişkilere vurgu yaptı. Çin'le yapılan swap anlaşmasının daha da genişletilmesini gündeme getirdi ki yani NATO toplantısındaki Amerika'nın planlarının tamamen tersi bir durum karşımıza çıktı. Diğer taraftan yine biraz önce Alman basınından edindiğim bilgilere göre de şey de çok soğuk. Almanya'da bu işe çok soğuk. NATO Genel Sekreteri NATO yükselen Çin'le yüzleşmeli ifadesini kullandı. Merkel ise tam tersi bir açıklama yapmış gözüküyor. Merkel, Çin ile soğuk savaş dönemi yanlış olur. İşbirliği yapabileceğimiz çok fazla olanak var diyor. Hatta İngiltere bile, ki Amerika'ya daha yakın politika izleyen, İngiltere'de bile Çin'e karşı tavır konusunda Amerika'dan çok farklı bir durum gözleniyor. Şimdi neden bunlar oluyor? Çünkü Avrupa, bakın Avrupa sanayisi güçlü bir sanayi, Alman sanayisi güçlü bir sanayi. Ama Almanya'da ihracat kadar önemli bir şey var, tedarik meselesi. Yani o ihracatı gerçekleştirebilmek için Almanya'nın üretim yapması lazım, ara mallarını tedarik etmesi lazım. Şu anda Avrupa'nın en önemli tedarikçisi de Çin. Evet. Örneğin mesela çip tartışılıyor, çip işte otomotiv sektörü durdu deniyor, çip üretimi falan deniyor. Çip üretimi nerede? Asya'da. Yani o yüksek üretim eğer kesilirse işte bütün Avrupa'nın üretimi de sıkıntıya giriyor. Teknoloji açısından da çip üretiminde Asya çok daha ileride. Mesela Tayvan konusu var. Tayvan bu konuda epey yüksek düzeyde üretim yapıyor. Ancak Avrupalılar, Amerikalılar korkuturken bak Hong Kong Çin'e geçti. Bir süre sonra bir sabah bakarız ki Tayvan da Çin'in olmuş olur. Bu nedenle işte çip üretimini batıya kaydırmamız lazım. Yani Çin'e karşı bizim yanımızda durun demeye getiriyor. Hı hı. Ancak Avrupa şu anda Amerika'nın bu tezgahına düşmüş değil. Gözükmüyor. Hı hı. Son derece kritik gelişmeler bence. Yani Almanya için örneğin otomotiv sanayi vazgeçilmez bir sektördür. Yani bu pandemi sürecinde Alman otomotiv sektörü bir tek Çin'de büyüyebildi. Dünyanın bütün geri kalan kısmında Almanya dahil küçüldü. Yani Çin öyle Avrupa'nın kolay vazgeçebileceği bir ülke değil. O nedenle Amerika'nın buradaki bir takım hesaplarına bana göre pek uymayacaktır. Bu toplantının kulislerinden gelen bilgiler de bunu net olarak gösteriyor. Yani Amerika'nın beklediği Çin karşıtlığı oluşmadı. Zira G7 zirvesinde de aynı şey yaşanmıştı. Bu arada madem Çin'den bahsettik hemen Stoltenberg'in açıklamalarıyla devam edelim dilerseniz. NATO Genel Sekreteri bir açıklama yaptı. Yaklaşık yarım saat önceydi. Çin'e daha büyük direnç ve teknolojiyle karşılık vereceğiz dedi. Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi böyle bir şans var mı ona bakalım. Yani şimdi herkes bunlar çok da gizli değil artık. Yani Amerika'daki, Avrupa'daki gelişmelere baktığımız zaman dünyadaki ana sektörlerde ciddi sıkıntılar var. Mesela diyelim ki Amerikalılar işte Tesla, elektrikli araçlar meselesinde biraz ileri gitmişlerdi. Ama özellikle Almanya elektrikli araçlarda çok geri kaldı. Ki Alman otomotivi de dünyanın en önemli otomotiv sektörlerinden şirketleri birisi. Yani burada Almanya bu açığı Çin'de yaptığı üretimle kapatmaya çalışıyor. Yani şu anda yeni teknoloji
Çin'de, Asya'da, Asya ülkelerinde, bakın birçok yerde şu anda araştırma geliştirmeye yani Ar-Ge'ye ayrılan kaynaklar en yüksek oranda Çin'de ve diğer Asya ülkelerinde. Bu nedenle yani Avrupa'nın ve Amerika'nın Asya'ya karşı burada bir üstünlük sağlaması, işte yüksek teknolojiyle karşılık vermesi falan pek de mümkün gözükmüyor. En azından yakın gelecekte mümkün gözükmüyor. Hı hı. Yani ne var mesela iletişim, işte bütün o bilgisayar bilişim teknolojisinde falan artık aradaki uçurum giderek büyüyor. Yani gelişmenin yönü Asya'nın lehine. Evet. Bu kırılır mı? Zamanla başka bir hale gelir mi? Bilemiyoruz onu ama şu andaki seyir Asya açık bir şekilde oranın lehine doğru gelişiyor. Peki Stoltenberg'in yine bir başka ifadesini daha değerlendirmenizi rica edeceğim. O da Türkiye kilit rol oynuyor dedi. Ancak Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili açıklamalarda endişeleri geçiştirdi. Yani somut şeyler söylemedi aslında. Somut bir destekten bahsetmedi. Onun dışında da katkılarımızı artırdık dedi. Bu yeterli bir açıklama mıydı? Yani kilit bir rol oynadığını söylerken. Evet. Türkiye'ye güvenlik arttırdıklarını söylüyor. Yani nedir bu arttırılan güvenliğe baktığımız zaman Suriye'nin doğusunda PKK'ya binlerce tır silah ve mühimmat vermek Türkiye'nin güvenliğini arttırıyormuş. Geliyoruz Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı blokun başını çekmeye çalışıyor. Kıbrıs'ta Türkiye'nin politikasına 180 derece zıt bir cepheden Türkiye'ye karşı ittifaklar kurmaya çalışıyor İsrail'le beraber. Yine gidiyoruz Libya'da işte Türk askerleri çekilsin diye Avrupa'yı yanına çekmeye çalışıyor. Avrupa üzerinden Türkiye'ye baskı yaptırmaya yönelmiş durumda. İşte Yunanistan'a peş peşe üsler kuruyor ve o üslerden Türkiye'yi tehdit ediyor. Yani şu etrafımızdaki Irak'tan, Suriye'nin doğusundan, işte Girit'ten, Doğu Akdeniz'den, Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan, Romanya'dan, Makedonya'dan kurdukları üstlere baktığımız zaman yani Türkiye'nin güvenliğini sağlama değil, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eder bir boyutta karşımıza çıkıyor. Şimdi madem Türkiye'nin güvenliğini sağlıyorsun, S-400'lere niye karşı çıkıyorsun? Madem Türkiye'ye saldırmayacaksın, S-400'ler seni niye rahatsız ediyor? Biz bu S-400'leri İran'a karşı mı kullanacağız? Aldığımız Rusya'ya karşı mı kullanacağız? Irak'a karşı mı kullanacağız? Suriye'ye karşı mı kullanacağız? Rum kesimine mi karşı kullanacağız yani? Bu S-400'leri biz kime karşı kullanacağımız da belli. Amerika'ya karşı kullanacağız. Amerika'nın yarattığı İsrail'le birlikte hareket ettiği işte Amerika, İsrail, Fransa eksenine karşı kullanacağız. Yani bu çerçevede Amerikalıların bu söylemleri yanlış. Amerikalılar bizim gururun biraz okşamaya çalışıyorlar. Evet. Tabii biz bunlara da çok alıştık artık. Yani onları da artık ben Türkiye yönetenlerin yiyeceğini sanmıyorum. Bize şimdi neyi dayatıyorlar? Afganistan'da NATO'nun çekilmesinin güvenliğini ihale etmiş vaziyetteler. Evet. Yani biliyorsunuz o çekilmek de zordur. Öyle çok da kolay değildir tabii. Bir yerden çekilmek. Almanlar özellikle bunu açık açık yazıyorlar. Alman yayın organlarında var. Yani çekilmede bir felaketle karşılaşmak istemiyoruz diyorlar. Şimdi bunu kim? Ya Türkiye'yi hemen işte Kabil Havaalanı'nın güvenliğini sağlamada falan görevlendirdi. Peki Kabil Havaalanı'nın güvenliğini sağlayamaz. Nasıl çekilecekler? Yani Türkiye'yi yönetenlerin bence bu Afganistan meselesinde de çok daha dikkatli davranmalarını en azından bekliyorum. Peki biz yeniden şimdi Amerikan Başkanı Biden'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesine gelelim. Şu dakikalarda sizce neler görüşülüyordur? Masada pek çok sorun olduğunu biliyoruz. Başlıkları da hep konuşuyoruz zaten. Özellikle nasıl bir atmosferde görüşme gerçekleşiyordur? Gergin bir görüşme bekliyor musunuz? Yoksa sıradan daha stabil bir görüşme mi olacak sizce? Talepleri karşılanacak mı? Hangi talepler gündeme getirilecek Türkiye ve Amerika açısından? Bence bu görüşmenin ana hatları da bellidir zaten. Nedendir? Çünkü bu tür görüşmelerde orada işler çözülmez. Yani bunlar çok önceden hazırlanır. İşte teknik ekipler, nitekim Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Türkiye'deydi. Ne istediklerini bildirdiler. Türkiye ve Amerikalı. Evet. Evet. Türk ve Amerikan heyetleri zaten bunları konuştular. Ana hatlarla belirlendi. Liderler zirvesine çok fazla bir konu kalmaz. Hatta sonuç bildirgesi bile yazılmıştır şu anda.
Onlar bile bellidir ana hatlarıyla. Bildiğim kadarıyla ortak bir basın toplantısı yapmayacaklar eğer bir değişiklik olmazsa. Ayrı ayrı açıklamalarda bulunacaklar diyebiliriz. Evet. Hatta yazılı açıklama yapılacağı konusunda bilgiler gelmişti. Evet. Bilemiyoruz. Yani tabii bunu da neden böyle yapıyorlar o da ayrı bir konu. Bunu niçin söylüyorum? Herhalde Amerikalılar Biden'ın potlarından bıkmış olsalar gerek ki Senatoya geldiğimde diye ifadeler kullandı. İşte kendi Milli Savunma Bakanı'nın adını söyleyemedi. O üniformalıların başı ifadesini kullandı falan. Yani sürekli pot kuruyor. Bildiğim kadarıyla Putin görüşmesinde de bir ortak basın toplantısı olmayacak. Amerika için biliyorsunuz imaj çok önemlidir. Yani bir tarafta diyelim ki çok yaşlı ve artık ne dediği de tam anlaşılamayan bir liderle işte daha kararlı liderler yan yana getirmek Amerika'nın da imajını bozacağı için muhtemelen bu tür görüşmelerde beraber basının önüne çıkmaktan imtina ediyorlar gibi geldi bana. Bilemiyoruz, göreceğiz. Ama ben bu görüşmeden çok fazla bir şey çıkacağını sanmıyorum. Türkiye'de sanki bu görüşmelerde yepyeni bir dönem başlayacak, Amerika ilişkileri düzelecek gibi işte bazı beklentisi olanlar var. Özellikle de bunu yaymaya çalışanlar var. Ama ne olacağını bence Amerikan sermayesinin sözcüsü Bloomberg'in Biden'a yaptığı çağrı biraz önce siz de haberini yaptınız. Her şeyi özetliyor. Orada ne diyor ki? Gordiyon düğümünü diyor, kes Evet, diyor. Kılıcını evet, kes. evet. Bu nedir? Türkiye'ye diyor zor kullan. NATO'da senin istenmedi, NATO'da kendi Türkiye'nin istenmediğini açıkça yüzüne söyle tarzında ifadeler kullanmış ki bu editoryal bir makale. O nedenle bence esas seyri bu. Buradan ne çıkaracaklar? Amerika bu toplantıdan benim gördüğüm kadarıyla ki sadece Afganistan'daki NATO ülkelerinin çekilmesinde güvenliği sağlama görevi vermişler ve o çerçevede bir seyir izleyecek gibi geliyor. Kıbrıs konusunu da özellikle Biden'ın görüşmede gündeme getireceği de söyleniyor Doğu Akdeniz'le birlikte. Bakın şimdi biraz önce siz de saydınız konuları. Şimdi PKK-PYD'de Amerika taviz vermek istiyor mu? Buradaki yapılan görüşmelerde Hayır. masaya getirilmesini bile istemediler. Doğru. Yani bildiğim için söylüyorum. Masaya getirmeyin dediler orada. Kıbrıs konusunda tavrımız 180 derece zıt. İki Orada taviz devletli vermemiz çözüm mümkün istiyoruz. mü? Değil. Doğu Akdeniz'de taviz vermemiz mümkün mü? Hayır. Değil. Libya'da vermemiz mümkün mü? Değil çünkü tam görüşme öncesinde Erdoğan'ın talimatıyla, bakın çok da acil oldu, planlanmış da değil, tam NATO öncesine rastlandı ve o planlanmamış ziyarette kimler var? Milli Dışişleri Bakanımız orada, Milli Savunma Bakanı orada, İçişleri Bakanı orada, Cumhurbaşkanı Sözcüsü orada, İletişim Başkanı orada, MİT Müsteşarı orada. Yani neredeyse çok büyük bir çıkarma yapıldı. Bu çıkarma herhalde bir mesajı olsa gerek. Bu çıkarmayı da Amerikalıların okuyamayacağını sanmıyorum. Evet. Okuyacaklardır orada ne demek istediklerini. O nedenle buralarda anlaşma gözükmüyor. Peki bize Astana sürecinden vazgeç diyorlar. İşte bölgesel işbirliklerini durdur diyorlar. Bundan vazgeçebilir mi Türkiye bu saatten sonra? Hayır. Vazgeçemez. O nedenle yani bunlar konuşulacak. Amerika ile sorunlarımız bunlar. Yani Türkiye burada uzlaşılacak bir vazgeçmeyecek. konu yok aslında anladığım Evet. kadarıyla. Zaten Türkiye güçlü duruşunu gösterdi. Daha önce verdiği mesajlarla da gösterdi. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün videolu mesajında da özellikle kırmızı çizgimiz Evet. olan terörle mücadele konusunda da yine çok net mesajlar verdi ve yalnız bırakıldığımıza vurgu yaptı. Bunu nasıl okumak gerekiyor açıklamalarını Erdoğan'ın? Yani bunları ben diyor Biden yüzüne de söyleyeceğim Bu anlamına geliyor. arada, bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'la görüşmesinden ilk fotoğraflarda ekrana yansıyor Sayın Özçelik. Bunu da hem size hem de izleyicilerimize de söylemiş olalım. İki liderin görüşmesi öncesi çekilen fotoğraflar bunlar. Gördüğünüz gibi samimi bir durum var gibi duruyor. Ama Amerika'nın samimiyetinden tabii kuşku ettiğimiz için başlangıçta öyle başlayıp bambaşka bir şekilde de bitiyor olabilir. Gördüğünüz gibi evet Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden elini uzatmış durumda. Ve yakın bir temas hali de söz konusu. Ne dersiniz görüntülere Ben baktığınızda? buna benzeyen görüşmeleri çok izledim. Amerikalılarla bazı görüşmelere de katılma imkanım oldu. Özellikle Irak işgali öncesindeki görüşmelerin bir kısmında bulundum.
Amerikalı yetkililerle, bakanlarla, işte Condoleezza Rice'ın yapılan görüşmelerin bir kısmına ben de salondan izleme imkanım oldu. Amerikalıların şöyle bir yanı vardır. Eğer siz kararlı durursanız onlar çok fazla bir şey yapamazlar. Ha, Türkiye'nin sıkıntıları var. İşte ekonomisinde yaşanan sıkıntılar var, bazı sorunları var. Şimdi Amerikalılar bunu fırsata çevirmeye çalışıyorlar. Evet. Bundan yararlanıp Türkiye'nin bu sıkışmışlığını Amerikan lehine kullanmaya çalışıyorlar ama Türkiye kararlı durursa burada hiçbir şey olmaz. Bakın bunun en somut örneği Almanların yaptığıdır. Gerçi Almanlar tabii daha büyüyecek bir ekonomi ama Kuzey Akım 2 konusunda Almanya'ya Amerika yaptırım uyguladı. Ve ciddi bir şekilde baskı yaptı. Ancak Almanlar direndi. Hatta Biden koltuğa oturmadan Kuzey Akım 2'nin inşaatının devamı için karar aldı. Karar aldı. Ve ne dedi Amerikan Dışişleri Bakanı? Artık Almanlara yapacak bir şeyimiz yok dedi ve geri adım attı. Yaptırımları evet. da kaldırma kararı aldılar. Yani burada mesele şudur. Siz eğer kararlı durursanız Amerika'nın burada çok fazla yapacağı bir şey yok. Peki şu ana kadar o kararlı duruşu, o dik duruşu tam anlamıyla sergiledi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yönde çok çok açıklamaları oldu. Zira Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da öyle. Siz gerekli olması gereken kararlı duruşu Türkiye'de gördük diyebiliyor musunuz tam anlamıyla? Benim izlediğim kadarıyla şu ana kadar Türkiye'nin tavrında çok fazla bir değişiklik yok. Yani Erdoğan'ın, yani bunu nereden anlarız? Erdoğan'ın toplantıya giderken yaptığı basın açıklaması, evet. daha sonra yaptığı yine video açıklaması, bunlar gözüküyor. Bakın bu aralarda bazıları, onu da bence söylemekte yarar var, bazıları sağda solda kendilerini sanki iktidara çok yakınmış gibi gösterip Amerika'da bazı görüşmeler yaptılar. Bununla ilgili duyumlar alıyoruz. Onlara bazı sözler vermeye çalıştılar. Onlara sanki hani vardı ya bir zamanlar birileri gitti Amerika'ya ya bizi deliğe süpürmeyin kullanın diyen takım. Yani buna benzer bazı girişimler oldu. Ancak bunların çok fazla itibar etmiyor Amerikalılar. Neden etmiyor? Çünkü kararı verecek olan onlar değil. Onlar kendileri adına hükümeti iyice sıkıştırıp bir anlamda ölümü gösterip sıtmaya, razı ettirmeye çalışan bir strateji izlediler. Bu her olayda karşımıza çıkıyor. İktidarı biraz daha zayıf gösterip ve Amerikalılara pazarlamak istiyorlar. Yani bu tür biliyorsunuz onları. Yani basında da var bunların temsilcisi. Bazı vakıflar var biliyorsunuz öne çıkmış. Bunlar sürekli onların yöneticilerinin yazdıkları, çizdikleri var. Bunlar net bir şekilde gözüküyor. Ben onların etkili olmadığını düşünüyorum. Hı hı. Şu ana kadar gözüken manzara gerek Cumhurbaşkanı'nın giderken söyledikleri gerekse giderken bu konudaki söyledikleri diğer... dediniz ya hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giderken evet. söylediği bir şey var ki o gerçekten çok dikkat çekti. NATO zirvesine gitmeden önce Çin'le yapılan anlaşmayı açıkladı. Bunu açıklamasının altında yatan sebep neydi özellikle? Bu bir mesajdır zaten. Yani bakın piyasalarda bizim piyasada yönlendiriciler var. Biliyorsunuz işte Türkiye'ye şöyle bir imaj vermeye, şöyle bir mesaj vermeye çalıştılar. Bak Amerika'nın dediğini yaparsak eğer, bak dolar da aşağı inecek. Hı hı. İşte faizler de aşağı iner gibi bir algı yaratmaya çalıştılar. Doları da aşağı çektiler. Bu klasik artık bir taktik haline geldi. Ne zaman uluslararası finans çevreleri, bu mafyalaşmış finans çevreleri Türkiye'de faiz arttırmayı, Türkiye baskılarını yoğunlaştırır. Tam Merkez Bankası para politikaları kurulu karar alacakken dövizi biraz aşağı çekerler. Ondan sonra tekrar yukarı çıkarırlar. Yani bu bir artık klasik bir taktik haline geldi. Biden görüşmesi öncesinde de aynı işi yaptılar. Sanki anlaşmayı satın aldırdılar piyasalara. İşler iyi gidecek diye. Fakat Erdoğan'ın bu açıklamasını da aslında pek okuyamadılar ilk başta. Bir süre sonra herkeste jeton düştü. Ondan sonra ne oldu? Piyasalar tekrar yukarı doğru gitmeye başladı. Yani burada NATO zirvesi, başta da söyledim. NATO zirvesinin esas gündemi NATO ülkelerini, daha doğrusu Avrupa'yı Çin'e karşı Amerika'nın yanında konumlandırmaktı. Şimdi Türkiye NATO üyesi ve
Türkiye Cumhurbaşkanı toplantıya giderken Çin'le anlaşmayı öne çıkarıyor. Bu mesaj nedir? Bu mesaj öyle bir politikayı ben kabul etmeyeceğim anlamı taşır. Bence evet. Çok açıktı. Evet. Peki efendim, çok çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz son bir şey varsa eğer alalım. Şu dakikalarda hala Amerikan Başkanı Biden'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi sürüyor. Yaklaşık 1,5 saat sürecek. Görüntülerde ekranda ilk görüşmeye dair özetlemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir cümle varsa alalım. Bakın birileri sanki şöyle bir hava yaratabilir. İşte Amerika Türkiye hemen anlaştı, bak Türkiye teslim oldu gibi bir takım algı yaratmaya çalışabilirler. O konuda çok dikkatli olmak lazım. Türkiye öyle bir tercihte bulunacağını sanmıyorum. Nitekim demin de söylediğimiz gibi yapılan toplantı öncesi, görüşme öncesi yapılan açıklamalar ortada. Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısının Türkiye ziyaretinde de anlaşılmış tek bir konu yok. Bakın bir tek anlaşılabilecek bir konu da yok zaten. Çok kırmızı çizgili konular. Evet. Bunlardan zaten talep verilmesi, geri adım atılması söz konusu olamaz. Yani oralara dikkat etmek lazım. Yani algıya değil, gerçeğe bakmak lazım. Bunun için de esas yapılacak diğer açıklamaların, sızacak bilgilerin okumasını herkesin iyi yapması gerekiyor. Çok güzel özetlediniz. Algıya değil, gerçeğe bakalım o zaman. Buna izin vermeyelim, algı yaratılmasına izin vermeyelim. Çok çok teşekkür ediyoruz Sayın İsmet Özçelik, Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi, yayınımıza katıldığınız için efendim. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, İsmet Özçelik, Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisiyle konuştuk konumuzu. NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesinden hangi sonuçlar çıkar, NATO zirvesindeki beklentiler gibi konuları masaya yatırdık. Dediğimiz gibi şu anda Biden'la Erdoğan'ın görüşmesi sürüyor. Yeni fotoğraflar geldiğinde, yeni bilgiler geldiğinde en ufak bir bilgide dahi sizlere bu bilgileri aktaracağımızı da söyleyelim ve bültenimize de kaldığımız yerden devam edelim. Afrin'de PKK-YPG'nin bir hastaneye düzenlediği saldırıya hem Avrupa Birliği'den hem de Amerika Birleşik Devletleri'nden kınama geldi gelmesine. Ancak her iki açıklamada da PKK'nın ismi dahi geçirilmedi. Daha önce Türk ordusunun operasyonlarını sözde barış söylemleriyle hedef alan Türk Tabipler Birliği de tepkiler üzerine yaptığı kınama açıklamasında saldırıyı yapan PKK-YPG'nin ismini vermedi. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği PKK-YPG'nin adını anmadan Afrin'deki hastane saldırısını kınadı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, saldırıyı barbarlık olarak niteledi. Sivil altyapıların asla hedef alınmaması gerektiğini söyledi. Ancak saldırının kim tarafından yapıldığına hiç değinmedi. Benzer bir açıklamada Avrupa Birliği'nden geldi. Birliğin Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, hastaneye yönelik saldırıyı uluslararası insani hukukun açık bir ihlali olarak niteledi. Borrell'in de Amerikalı sözcü gibi saldırının faili olarak PKK'nın ismini anmaması dikkat çekti. Türk ordusunun PKK operasyonlarını sözde barış söylemiyle hedef alan Türk Tabipler Birliği, Afrin'deki PKK saldırısını önce görmezden geldi. Tepkiler üzerine saatler sonra Türk Tabipler Birliği adına bir kınama açıklaması yapıldı. Ancak tıpkı Amerika ve Avrupa Birliği gibi Türk Tabipler Birliği'nin açıklamasında da saldırıyı yapan PKK-YPG'nin ismi verilmedi. Suriye'nin Afrin kentinde hastaneye ve sivillerin yaşam alanlarına düzenlenen, aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 27 kişinin yaralandığı saldırıyı kınıyoruz. Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin kara gücü olarak nitelediği, silah ve eğitim desteği verdiği terör örgütü PKK-YPG'nin Afrin'deki sivil hastaneye Tel Rifat'tan düzenlediği saldırıda aralarında bir bebeğin de bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetmiş, 32 kişi de yaralanmıştı. PKK-YPG'nin 6 yıl boyunca işgal ettiği Afrin, Zeytin Dalı harekatıyla terörden arındırılmıştı. Ancak örgüt, Amerika'nın da desteğiyle ilçenin güneydoğusundaki Tel Rifat'ta varlığını sürdürüyor. Evet, yeniden Brüksel'e gidelim dilerseniz. Çünkü Amerikan Başkanı Biden'la Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dair yeni görüntüler elimize ulaştı. Evet, az önce fotoğraflarını ekranlarınıza getirmiştik. İşte şimdi o görüntüler
ekranlarınızda sevgili izleyiciler. Joe Biden'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme öncesi bir araya geldiği dakikaları ekranlarınıza getiriyoruz. Evet, her iki liderin de samimi bir başlangıç yaptığı görülüyor. Ve görüşme öncesi de basının görüntü almasına izin verilmiş ve birkaç dakikalığına da olsa iki lider görüntülenmiş. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi, tokalaşıyorlar. Covid sonrası yeni çıkan tokalaşma, selamlaşma biçimi biliyorsunuz, yumruk yumruğa. İki lider bu şekilde selamlaşmayı tercih etmiş. Daha sonra fotoğraf çekimi için objektiflere bakmışlar. Burada masaya geçmişler ve bir ön konuşma yapılıyor. Sonrasında da görüşme basına kapalı olarak gerçekleşiyor. Bu dakikalar saat 19 gibi olması gerekiyor sevgili izleyiciler. Çünkü görüşme 19'da başlamıştı ve ilk dakikalarda görüntü almasına izin verilmişti. 1,5 saat sürecek görüşme takriben 20-30 gibi sona ermesini bekliyoruz. Masada çok önemli konular var. Şu dakikalarda görüşme sürüyor. İki lider hangi konuları konuşuyor? Günlerdir bu konuyu konuşuyoruz. Masaya yatırıyoruz ve yaklaşık bir saat sonra artık iki liderin hangi konuları ele aldığını, toplantıdan hangi sonuçların çıktığını öğrenebileceğiz. Yapılan açıklamalarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da Joe Biden'dan da açıklama bekliyoruz. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi gördüğünüz gibi şu anda selamlaştılar. Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koluna elini koydu ve ardından da iki lider objektiflere poz verdi. İkisinin de gülümsediğini görüyoruz. Ardından masaya geçilmiş ve orada bir ön görüşme yapılmış. Evet, sayın seyirciler, söylediğimiz gibi şu dakikalarda Brüksel'de iki liderin görüşmesi devam ediyor. Sayın seyirciler, Suriye İdlib'e yeni operasyon hazırlığında. Suriye ordusunun İdlib'in güneyindeki Cebel Zaviye bölgesini temizleyerek M4 karayolunu güvenli hale getirmek için kapsamlı bir kara harekatına hazırlandığı öğrenildi. Yeni harekat öncesi bölgede gerginlik de yükseldi. Aydınlık gazetesinin haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri de İdlib'e ek kuvvet göndermek üzere hazırlık yapıyor. Suriye ordusu Aralık 2019'da resmen ilan ettiği İdlib operasyonunda yeni bir hamleye hazırlanıyor. Rus uçaklarının da desteğiyle geçen yıl Mart ayına kadar süren süpürme harekatının yeniden başlatılacağı öğrenildi. Bu kapsamda bölgeye Rus savaş uçaklarıyla Suriye ordusuna ait Su-22 M4 uçakları gönderildi. Ayrıca Buk M2E ve S-300 hava savunma sistemleri de bölgeye konuşlandırıldı. Aydınlık gazetesinin haberine göre Suriye askerleri çok sayıda zırhlı araç eşliğinde İdlib'in güneyine sevk edildi. İranlı milis güçler de kara harekatı için bölgeye kaydırıldı. Suriye ordusu İdlib'de 2019-2020 arasında yürüttüğü harekatta yaklaşık 3000 kilometre karelik bir alanı teröristlerden temizlemişti. Böylece bölgede toplam 6000 kilometrelik alana yayılan teröristler 10 ay içinde çok önemli bir geri çekilme yaşamıştı. Suriye'de seçim sürecinin de etkisiyle yaklaşık bir yıllık ara verilen operasyon, Beşar Esad'ın büyük zaferinin ardından yeniden başlayacak. Suriye ordusu 3. aşamada 300 kilometre karelik Cebel Zaviye bölgesini temizlemeyi ve Laskiye-Halep arasını bağlayan M4 karayolunu güvenli hale getirmeyi hedefliyor. Harekat öncesi bölgede gerginlik de artmış durumda. Özellikle Amerika'nın geçen haftalarda HTŞ için askeri akademi kurduğu yönündeki haberler Suriye ve Rusya'nın tepkisini çekti. Buna karşılık Rus uçakları çeşitli HTŞ mevzilerini bombalarken Suriye ordusu da HTŞ'nin iki sözcüsünü etkisiz hale getirdi. Bölgede gerginliğin yükselmesiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de İdlib'e ek kuvvet göndermek üzere hazırlık yaptığı öğrenildi. Hatay'a çok sayıda zırhlı araç ve asker sevk edildiği bildirildi. Türkiye, 2018'deki Soçi mutabakatı gereği M4 karayolunun kuzeyindeki 6 kilometrelik hattı korurken, yeni bir harekatla oluşabilecek olası bir göç dalgasına karşı da hazırlık yapıyor. Aydınlık gazetesine bilgi veren uzmanlar, Türkiye'nin İdlib'den kitlesel bir göç ihtimaline karşı her türlü önlemin alındığını söyledi. Türkiye ve dünya gündeminden haberlerle kaldığımız yerden devam edeceğiz, ancak şimdi kısa bir aramız var. Lütfen bizden ayrılmayın.
Hem siyasi hem de yurt gündeminden derlediğimiz haberlerimizle devam edeceğiz. Ancak öncesinde yine Brüksel'den gelen bir bilgiyi sizinle paylaşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Biden'ın saat 19'da başlayan görüşmesi sona erdi ve heyetler arası görüşmelere geçildi. Planlandığı şeklindeydi. 19'da başladı, 45'e kadar, 19.45'e kadar sürdü ve 45 dakikalık baş başa görüşmenin ardından Amerikalı ve Türk heyetler arası görüşmelere geçti. Bunu da sizlere aktaralım. Evet, şimdi gelelim yeniden yurt gündemine sayın seyirciler. PKK ve siyasi uzantısı HDP'lilerin yargılandığı 6-8 Ekim terör olayları davasının 4. duruşması görüldü. Sincan Açık Cezaevinde görülen duruşmada mahkeme başkanı ara kararını açıkladı. Dava iddianamesinden çıkan bir notun mahkeme dosyası ile ilgili olup olmadığının araştırılmasına karar verildi. Ayrıca avukatların reddi hakime yönelik itirazları da kabul edilmedi. Başkan Erdoğan'ın heykelini dikeceğiz, heykelini. 6-8 Ekim 2014'te sokakları yakıp yıkan PKK ve siyasi uzantısı HDP, yargı önünde hesap vermeye devam ediyor. 108 sanıklı 6-8 Ekim terör olayları davasının 4. duruşması, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Açık Cezaevinde görüldü. 108 kişinin yargılandığı davada, PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan sanıklar arasında yer alıyor. Bunlarla beraber eski HDP eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş da yargılanıyor. Duruşmada söz alan sanık avukatı Zeynep Sedef Özdoğan, HDP'nin sokağa çıkma çağrısı yaptığı tweetlerin ifade özgürlüğü olduğunu iddia etti. Avukatlardan sonra eski HDP Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen savunma yaptı. Savunmanın ardından mahkeme heyeti PKK-KCK'nın 7 Ekim 2014'te yaptığı açıklamayı Ayhan Bilgin'e bir siyasetçi olarak nasıl yorumladığını sordu. Bilgen, ben başkaları adına konuşamam dedi. KCK 7 Ekim 2014'teki açıklamasında tüm sokaklar Kobani sokaklarına dönüştürülmeli, eyleme geçilmelidir ifadeleri yer aldı. Devam eden duruşmada mahkeme başkanı ara kararını açıkladı. Dava iddianamesi içinden çıkan bir notun mahkeme dosyasıyla ilgili olup olmadığının araştırılmasına karar verildi. Bilgi notunun terörle mücadele şubesince 2018 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği bildirildi. Notta HDP hakkında Kobani olayları bağlamında devletin güvenliğine karşı suçlar ve terörden dava açılması önerildi. Önceki duruşmada sanık avukatları reddi hakim talebinde bulunmuş ancak kabul görmemişti. Avukatlar red kararına itiraz etti. Ancak mahkeme heyeti bu itirazları da kabul etmedi. Savcılık makamı da sanık avukatlarının sık sık söz alarak müdafi hakkını kötüye kullandığını söyledi. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçe'ye suikast planıyla gündeme gelmişti, hatırlayacaksınız. İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu'nun meclisteki Susurluk Komisyonu tutanaklarında başka isimler için de ölüm emri verdiği ortaya çıktı. Kocaeli çetesinin lideri Hadi Özcan, meclis komisyonuna verdiği 1997 yılında ifadede Müsavat Dervişoğlu'nun Abdullah Çatlı ve Kürşat Yılmaz için ölüm planı yaptığını anlattı. Özcan, Dervişoğlu'nun öldürülmesini istediği Kürşat Yılmaz'ın tüm bilgilerini de kendisine ilettiğini belirtti. İYİ Parti bir operasyon partisi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kara kutusu olarak tanımlanan Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu'nun sicili tek tek ortaya çıkıyor. Suikast için bir minibüsün içinde. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Dervişoğlu'nun kendisine yönelik suikast planladığını belgeleriyle açıklamıştı. Belgelere yanıt veremeyen Müsavat Dervişoğlu'nun daha önce başka isimler için de ölüm emri verdiği ifade edildi. 1 Mart 1997'de Meclis Susurluk Komisyonu'nda konuşan Kocaeli Çetesi lideri Hadi Özcan, Dervişoğlu'nun Abdullah Çatlı ve Kürşat Yılmaz için ölüm planı yaptığını anlattı. Müsavat Dervişoğlu burada İbrahim Şahin'i kullanarak Kürşat Yılmaz'ın öldürülmesini istiyor. Hatta Müsavat Dervişoğlu şeyi de öldürelim demiş, sözde İbrahim Şahin. Yalan ama o, yalan olduğuna sonradan inandım. Zaten kendisi de bana haber gönderdi cezaevinde yatarken, yalandır. Müsavat Dervişoğlu'yla bir gün şöyle bir karar aldık biz. Yeşil'i de öldüreceğiz, Abdullah Çatlı'yı da öldüreceğiz, Kürşat Yılmaz'ı da öldüreceğiz, Türkiye'yi temizleyeceğiz.
olduk temizleyici. Türkiye'yi temizleyeceğiz falan diye bir şey söyledi bana. Kan donduran suikast itiraflarında Özcan, İyi Partili Müsavat Dervişoğlu'nun Çatlı'dan daha çok Kürşat Yılmaz'ın öldürülmesini istediğini anlattı. Dervişoğlu'nun Yılmaz'la ilgili tüm bilgileri de sürekli kendisine ilettiğini söyledi. Çatlı'ya bir an evvel ulaşmak için kurnazlık yaptım sözde. Ama o da bana 3 ay içerisinde bir kere Çatlı'nın yerini söylemedi. Kürşat'ın hep bütün yerlerini söyledi. Kürşat Ünye'den çıkıyor, Ankara'ya geliyor. Kürşat burada. Adnan Özcan'ın yazıhanesinde. Yok, Kürşat Kandıra'ya geliyor. Kürşat burada. Hep Kürşat'ın öldürülmesini istiyordu. Tutanaklara göre Hadi Özcan, Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın Abdullah Çatlı'yı öldürtmek istediğini de ifade etti. Müsavat Dervişoğlu'nun kendisine bu amaçla silah getirdiğini ve İbrahim Şahin'in ise dinlenen telefonlardan istihbarat taşıdığını polisteki ifadesinde kaydetti. Bu çarpıcı açıklamaları yapan Hadi Özcan'ın, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş'ın hazırladığı Susurluk raporunda ilişkilerine dikkat çekilmişti. O dönemde Hadi Özcan'ın jandarma ve emniyetin yanı sıra MİT'ten Mehmet Evmür grubuyla ilişkileri olduğu belirtildi. İyi Parti bir operasyon partisi. Sayın seyirciler, CHP hakkında kapatma davası açılan PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye kalkan olmayı sürdürüyor. HDP'nin demokrasinin bir unsuru olduğunu savunan CHP sözcüsü Faik Öztrak, PKK'nın siyasi uzantısı için kapatma davasına tepki gösterdi. Siyasi partileri millet açar, millet kapatır. Terör odağı haline geldiği için kapatılması istenen HDP'yi savundu. Erken seçim çağrısını yineledi. Milletimiz Erdoğan şahsım hükümetine notunu vermiştir. Millet sandığı sabırsızlıkla beklemektedir. Cumhuriyet Savcısına bir görev vermiş. Geçmişte AK Parti'ye açılan kapatma davasını savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi ise HDP'ye açılan kapatma davasına karşı çıktı. Kılıçdaroğlu'nun parti kapatma konusundaki iki farklı tavrı kameralar karşısına geçen CHP sözcüsü Faik Öztrak'a soruldu. Öztrak, HDP'nin demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu iddia etti. Genel Başkanımızın da partimizin de görüşleri, bu konudaki görüşleri çok nettir. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken kameralar karşısına geçen Öztrak yine erken seçim çağrısı yaptı. Biz hazırız. Milletimiz hazır. Artık vakit tamam. Seçim zamanıdır bu zaman. Milletten korkma, sandıktan kaçma Erdoğan. CHP sözcüsü Çin'le yapılan 6 milyar dolarlık swap anlaşmasından duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi. Çin'den alınan emanet 6 milyar dolarla finanse ettiğin çakma rezervlere sıçrama de. Bunları millet artık yutmaz. El atına binerek çalım satmak bunların bildikleri tek marifet. Türkiye'nin koronavirüs tablosu da açıklandı. Şu dakikalarda dilerseniz tabloya bakalım. Rakamlar ne durumda? Birlikte değerlendirelim. Test sayısına bakıyoruz. Son 24 saat içinde Türkiye'de yapılan test sayısı 219.290. Vaka sayısı 5.626. Covid-19 testi sonucu pozitif çıkan hasta sayısı 428. 74 vefatımız var. İyileşenlerin sayısı da 4585 sayın seyirciler. Toplam rakamlara baktığımızda şimdiye kadar yapılan toplam test sayısı 57.223.789. Vaka sayısı 5.336.073. Vefat sayısı 48.795. Ağır hasta sayısı 929. İyileşenlerin toplam sayısı ise 5.206.836. Tabloya baktığımızda 6.000'li rakamların gerisine düştüğümüzü görüyoruz. Vaka sayısı 5.626. Vefat sayısında da bir miktar düşüş var. O da 74. Hasta sayısı da 428 sayın seyirciler. Bu rakamlar son 24 saat içerisinde elde edilen rakamlar. Türk devriminin yıkılmaz kalesi Aydınlık gazetesi 100. yaşını özel bir yayınla kutladı. Tarihi Ses Tiyatrosu'nda yapılan ve ulusal kanalda canlı olarak yayınlanan etkinlikte 100 yaşındaki gazeteyi ve verilen mücadeleyi Aydınlık Hareketi'nin öncüleri ve önemli isimleri anlattı. Kutlama gecesine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Türk İş Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu gibi önemli isimler de mesaj gönderdi. Şimdi sizleri dünkü o özel anlara götürüyoruz.
Aydınlık 100. yılını özel bir yayınla kutlarken tarihinin en önemli isimleri dünden bugüne aydınlığı anlattılar. Etkinlikte Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Aydınlık Gazetesi yazarı ve Vatan Partisi MYK üyesi Şule Perinçek, eski genel yayın yönetmenleri Ferit İlsever, Serhan Bolluk ve Adnan Akfırat, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, Aydınlık eski genel müdürü Mehmet Sabuncu ve Aydınlık Gazetesi Genel Müdürü Osman Erbil yer aldı. İlk konuşmayı İlker Yücel yaptı. Yücel, mücadele varsa aydınlık var dedi. Aydınlıksız süreç kavranamıyor. Aydınlık gazetesinde geçirdiğim 7 yılda öğrendiğim en önemli gerçeklerden birisi bu. Mücadele varsa aydınlık var. Aydınlık haberlerini bu mücadele içerisinde çıkardı. Mücadele etmeseydi aydınlık olmazdı. Aydınlık özel haberleriyle konuşturulmazdı. Dolayısıyla Aydınlık Gazetesi eşittir mücadele. Aydınlık Hareketi'nin lideri Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 1968 yılından bu yana verilen mücadeleyi anlattı. Aydınlık bugünü değil yarınları anlatıyor dedi. Brecht'in dediği çok güzel, siz biraz evvel söylediğiniz, yani ilerici değil yürüyen. İlerleyen. Aydınlık hiçbir zaman yıkılmaz. Yay gibidir, böyle yıkıldığı yerden tekrar ayağa kalkar. Sistemin gazeteleri bugünün haberini verir ama Aydınlık yarının haberini verir. Gazetenin eski genel yayın yönetmenleri de mücadelede yaşadıkları hikayeleri paylaştı. Götürüldüğümüz o Ziver Bey köşkünde Mehmet Eymürler'in, Necdet Küçüktaşkiner'in doğrudan oraya, tabii gözlerimiz bağlı ama bize sesleniyorlar. Burası bir kontrgerilla karargahı. Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı kontrgerilla karargahı. Değerli arkadaşlar, bunu kafamızın bir köşesine yazdık. Dünya çapında aydınlığı yayıncılığı, yayın çizgisi ve mücadele hattı nedeniyle. Şimdi biliyorsunuz bu güzel ülkemiz dünyada NATO üyesi olup da Gladio'yu ezen, yok eden tek ülke. Türkiye'nin bu başarısında tayin edici olan aydınlığı yayını. 100. yaş kutlamasına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Türk İş Başkanı Ergün Atalay, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu, Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Tülin Oygür, Türkiye Sanatçılar Birliği Başkanı Murat Demirbaş, Türkiye Gençlik Birliği Başkanı Dilek Çınar, Vatan Partisi Öncü Gençlik Başkanı Barış Demiralay, Diyarbakır anneleri ve Belkarper işçileri de mesaj gönderdi. Aydınlık Gazetesi'ne teşekkür ediyoruz. İlk günden beri yanımızda. Aydınlık Gazetesi'ne 100. yılı kutluyorum. Bizim yanımızdadır. Aydınlık Hareketi'nin önemli isimlerinin de anıldığı gecede Aydınlık Korosu'nun marşları çalındı, şiirler okundu. Tatlı anlarımız şehadet anılarımızdır. Ayaklanan bayrak yakar güneşi. Gönülde, önde, oğlun yanında dik yürür ana. Yeni yüzyıllara da rehberlik hedefinin konulduğu gecede Aydınlık Gazetesi'nin e-abone kampanyası da konuşuldu. Aydınlığı daha fazla okutmak, aydınlığa daha fazla abone yapmak. Önüne de 10 bin abone hedefini koydu. Bakınız 10 bin abone Türkiye'de başka hiçbir gazetenin sahip olmadığı bir abone sayısı. Diyarbakır annelerimizin yanına uzanalım şimdi. Onların da yine bir anne ziyaretçisi vardı. Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı için evlat nöbeti başlatan Maide Töremiş, Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Anneler haklı davalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. HDP'yi PKK yönetti. HDP PKK'nın emri altında çalıştı. Terör örgütü PKK'ya karşı bayrak açan anneler mücadele ateşinin yakıldığı yerde bir araya geldi. Diyarbakır'da evlat nöbeti dayanışması vardı. Hepimiz aynı gemideyiz. Destek vermek için ve destek almak için, çünkü burası başlattı PKK'ya karşı, HDP'ye karşı mücadeleyi. O yüzden buraya gelmek benim boynumun borcuydu. Almanya'da PKK tarafından kaçırılan kızı için evlat nöbeti başlatan Maide Töremiş, kutsal mücadeleyi başlatan ve amansız sürdüren Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Buraya geldim çünkü burası başlattı, hepimize örnek oldu. İnşallah Avrupa'da da siz burada nasıl herkes evladı için ayağa kalktıysa, umarım Avrupa'da da herkes ayağa kalkar. PKK şimdi Avrupa'ya daha çok yöneldi. Benim buradaki görevim PKK'nın gerçek yüzünü göstermek. Maide Töremiş mücadelede kararlı olduğunu söyledi. Çocuğumun kurtulması için de elimden ne geliyorsa yapacağım. Bu mücadele benim çocuğum gelene kadar devam edecek. Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, Maide annenin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
analar olarak mücadeleyi zafere kadar sürdüreceklerini belirtti. Anneler isterse dağları delebilir. Anneler direnecek, anneler mücadele edecek, hakları olan bu evlatları kazanacak. Ve PKK'nın ismini de yeryüzünden silecek Allah'ın izniyle. Anneler burada geri adım atmıyor. İlk gün dediğimiz gibi ya zafer ya ölüm, sonuna kadar kararlıyız. Açıklamaların ardından Maide anne, HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan anne ve babalarla bir süre oturdu. Andımızın okutulup okutulmayacağına karar verecek olan Milli Eğitim Bakanlığı'na Türkiye Liseliler Birliği'nden çağrı geldi. Andımızın gerçek sahibi Türk gençliğidir diyen TLB Genel Başkanı Furkan Kaplan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a andımız yeniden okutulsun çağrısı yaptı. Hep birlikte andımızı okudular. Türkiye Liseliler Birliği, andımızın okullara dönüşüne karar verecek olan Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı yaptı. Ancak andımızı gerçek sahibi Türk gençliği, bugün Türkiye cephesinde olan insanlar ve o cephedeyken gençliğimizin de dediği gibi biz 9 yaşında yağmurun altında varlığı Türk varlığı armağan olsun derken şaka yapmıyorduk. Türkiye Liseliler Birliği Genel Başkanı Furkan Kaplan, andımızın Türkiye'yi birleştirdiğine dikkat çekti. Andımızın okullarda okutulmamasına ilişkin alınacak bir kararın Türkiye'yi birleştiren kuvvetlere hedef alacağını vurguladı. Andımızın kaldırılması, çözüm sürecinden hiçbir kalıntısı ve Türkiye'nin mevcut hükümetin içinde bulunduğu milli, vatansever, devrimci sürece uygun değil. Andımızın hala okutulmaması. Buradaki ısrar az önce de bahsettiğimiz Türkiye'yi, Türkiye'nin milli rotasını tersine çevirmek isteyen bozgunculara zemin oluşturabiliyor, fırsatlar verebiliyor. Türkiye Gençlik Birliği'nin genişletilmiş genel yönetim kurulunda konuşan Kaplan'ın çağrısıyla salondaki tüm gençler hep birlikte andımızı okudu. Gelelim koronavirüsle mücadeleye. Aşı seferberliği tüm hızıyla sürüyor sayın seyirciler. 14 Haziran pazartesi günü itibariyle 40 yaş üstündekiler de aşılanmaya başladı bildiğiniz gibi. Hafta başı ise 750 bin aşı randevusuyla en çok randevu alınan gün oldu. Diğer yandan yurt dışından aşı tedariki de devam ediyor. Son olarak Sputnik V aşılarının ilk sevkiyatı Türkiye'ye ulaştı. Bu aşıyı çok bekledik. Çevremiz için, büyüklerimiz için, çocuklarımız için. Seferberliği ilan edilen Haziran ayında COVID-19 aşılaması hız kazandı. Yeni gruplar sürece dahil edildi. 40 yaş sınırına gelince hemen koşa koşa geldik. Toplam yapılan aşı sayısı 35 milyona yaklaştı. Birinci doz yapılan kişi sayısı 20 milyonu aşarken ikinci doz olan kişi sayısı 14 milyonu buldu. Randevumuzu yaptık, saatinde buradaydık zaten. Çok az bir sıra vardı ama hani hızla ilerledi zaten. Bundan sonra daha da hızlanacak gibi duruyoruz. Aşıya katılım çok güzel. Çok fazla. Randevusuna riayet eden vatandaşlarımız da çok fazla. Geçen hafta 45 yaş üstündekilerle birlikte meslek grupları aşılama programına alındı. Kuaförler, avukatlar, gıda, kafe, restoran çalışanları, şoförler, akademisyenler ve müzisyenler aşılanıyor. Aşılama sürecine yeni yaş grupları dahil edildi. 40 yaş ve üstündeki yurttaşlar aşılanmaya başladı. Toplumumuzun genel bağışıklığı anlamında hepimizin aşılanması, bir an önce aşılanması gerekiyor. Aşı seferberliği devam ediyor. Pazartesi günü için 750 bin kişi aşı randevusu aldı. Aşılar yapıldığında şimdiye kadarki en yüksek günlük doza ulaşılmış olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bunun kısa süreliğine bir ilk olduğunu belirtti. Randevu alan vatandaşlarımız randevularına dikkat eder, uyarlarsa kaybımız olmayacak, aşı kaybımız olmayacak. Bizim bugüne kadar zaten hiçbir doz kaybımız olmadı. Rusya'dan alınan Sputnik V koronavirüs aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçaksa Esenboğa Havaalanı'na indi. Aşılar 14 gün boyunca incelenmek üzere aşı ve ilaç ecza deposuna getirildi. Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için iki ülke arasında anlaşma imzalanmıştı. 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi beklenmektedir. Ülkemizde seferberlik devam ediyor ancak dünyada da toplu aşılamanın hızlanması ve aşı karşıtlığının da önüne geçilmesi için harekete geçildi. Rusya'da 11 Temmuz'a kadar ilk doz aşı olanlar araba çekilişine katılacak. Çekilişi kazananlara ise araba hediye edilecek. Vakaların düşüşe geçtiği Hindistan'da uygulanan aşı dozu ise 254 milyonu geçti.
Çok sayıda ülke yeni kısıtlamalar olmaması için toplu aşılamaya hız verdi. Rusya'nın başkenti Moskova'da koronavirüse karşı başlatılan aşılama kampanyasında araba hediye edilecek. 14 Haziran 11 Temmuz'da ilk doz aşı olanlar araba çekilişine katılabilecek. Her hafta yaklaşık 14 bin dolar değerinde 5 araba çekilişi yapılacak. Salgından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da vakalar düşmeye başladı. Son 24 saatte görülen 70.421 vakayla 1 Nisan'dan bu yana en düşük günlük vaka sayısı kaydedildi. Virüsten binlerce kişinin hayatını kaybettiği ülkede uygulanan aşı dozu 254 milyonu geçti. Birçok ülke kurallara uymayanlara yaptırım uygulamaya devam ediyor. Bu kez Cumhurbaşkanı kural ihlali yaptı. Binlerce kişinin katıldığı motosiklet konvoyunda maske takmayan Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'ya para cezası verildi. Latin Amerika ülkesi Brezilya'da vaka sayılarındaki yükseliş sürüyor. Son 24 saatte 1129 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 487.401'e ulaştı. Malezya'da ise sürü bağışıklığı hedefleniyor. Malezya Başbakanı Muhyiddin Yassin, yeni açılan aşı merkezleri sayesinde sürü bağışıklığını planlanan tarihten önce Ağustos'ta sağlayacaklarını belirtti. Tartışmalı Kanal İstanbul projesinde ilk köprünün temeli 26 Haziran'da atılacak. Projeye karşı çıkanları eleştiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Kara İsmailoğlu, 1973'te Boğaz Köprüsü'ne de karşı çıkmışlardı. Bu zihniyet hiç değişmedi, dedi. İstanbul'un da ilk köprüsünün temelini 26 Haziran'da atıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Kocaeli'de Gebze Darıca metrosu tünel açma töreninde konuştu. Tartışmalara neden olan Kanal İstanbul projesiyle ilgili net tarih verdi. Kanal İstanbul'a ilk kazma 26 Haziran'da vurulacak. Sazlıdere geçişinde Başakşehir, Kayaşehir, Bahçeşehir arasındaki ulaşımı sağlayacak olan Gergili Eyik Askılı Köprülü imalatına başlıyoruz. Ana açıklığı 440 metre uzunluğunda olan köprünün sağ ve solda yer alan 210 metre uzunluğundaki yan açıklıklarıyla birlikte uzunluğu 860 metre olurken yaklaşım viyadükleriyle köprünün toplam uzunluğu 1618 metreye ulaşacaktır. Bakan Kara İsmailoğlu projeye karşı çıkanları da eleştirdi. Bugün Kanal İstanbul'a karşı çıkan zihniyet geçmişte Marmara'yı Avrasya tünelini de istemedi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de karşı çıktı. Osman Gazi Köprüsü üzerinde de kirli algılar yaptılar. 1973 yılında açılan 1. Boğaz Köprüsü'ne karşı çıkan bu zihniyet maalesef hiç değişmedi. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında konuştu. Gültak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve tüm meclis üyelerinden kentsel dönüşüm projelerine destek istedi. Şu şehrin kalbini değiştirelim. Şehir ciddi kaçak yapılar oldu. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında konuştu. TOKİ veya bu kentsel dönüşüm sadece şehrin modern bir yapıya ulaşmasını sağlamayacak. İnsanların modern yaşam olmasını sağlamayacak. Aynı zamanda çevreci bir proje olacak. Başkan Gültak, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer ve tüm meclis üyelerine seslendi. Kentsel dönüşüm projelerine destek istedi. Eğer bu şehri dönüştürürsek birçok park alanı çıkartırız. Otopark alanları çıkartırız. Yeşilin metrekaresini arttırmak istiyoruz ya, gelin artıralım. Lojistik alanları çıkartırız. Yeni sanayi alanları çıkartırız. Limanı büyütürüz. Yıllarca bu halının altına süpürülmüş bu iş. Gelin şu Akdeniz'i hep beraber dönüştürelim. Mersinli yurttaşlar kentsel dönüşüm istiyor. Akdeniz ilçesinde çok fazla çarpık kentleşme ve dayanıksız yapılar mevcut. Kentsel dönüşümün gerçekten gelmesini canı gönülden istiyoruz. Kentsel dönüşüme geçerse daha Mersin yani güzelleşir, daha iyi olur. Daha sağlıklı bir yaşam alanı için hani Mersin halkı olarak hani hepimiz güzel şeyler hak eden insanlarız. Güzel şehrimiz var. Bunun değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Evet, bu akşam da bültenimizin sonuna geldik sevgili izleyiciler. Hayli yoğun bir gündem, sıcak başlıklar vardı. Özellikle de elbette NATO zirvesi, Brüksel'de yapılan zirve ve bunun yanı sıra da tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerikan Başkanı Biden'ın görüşmesiydi. Saat 19 itibariyle başlayan görüşme 19.45 itibariyle baş başa olan kısmı sona erdi. Ardındansa heyetler arası görüşmelere geçildi. 20.30'a kadar sürmesi, ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. İşte bu açıklamaları da Fikir Meydanı'nda Sinem Fıstıkoğlu'nun programında izleyebilirsiniz. Konuklarıyla da bu konuyu değerlendirecekler diyelim. Hatırlatalım sizlere ve iyi akşamlar dileyelim. Yarın görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.